Merhabalar, iyi akşamlar. Değerli konuğum, arkadaşım, akupunkturun kraliçesi ve GAPS beslenmenin kraliçesi. Çok güzel, değerli bilgiler verecek. Evet, hep diyorum ben nefes nefes. Tabii ki biliyorsunuz su içmeniz çok önemli ama bizim hayatımız için en güzeli, en önemlisi, kalemlerimi aldım, not defterimi hazırladım. Değerli arkadaşım, bağlanır bağlanmaz geldi. Bak not, hocam diyorum, ben kaydımı yaptırdım. Canım benim. Başlıyorum. Süper. Takipçilerime de haber vermiş olayım. Harikasın. Öğreniyorum. Hem de en iyi öğretmeninden, kraliçesinden. Ben canım yaptırdım benim. Vallahi kaydımı. Ama harika. Biz bekliyoruz bu akşam bizi. Hani şu ağır metaller, çevresel toksinler, nasıl detoks yapacağız? GAPS beslenme nedir? GAPS beslenme bize ne yapar? Hazırladım. Bekliyorum. Not alacağım. Not alacaksın üstelik de. Evet. Dinleyenler canım de lütfen güzelce kendi hayatları için, benim için değil, videoları dinlemeye üşeniyorlar. Ben diyorum, ben biliyorum. Ama siz öğrenmek için dediklerimi yapın. Ve not alıp söz uçar, yazı kalır. Bunları kafama takıldığında değerlendireyim. İlk fırsatta zaten praktisyonerlik eğitimini de inşallah alırım. Çünkü evet, kendimiz için yapacağımız en büyük yatırım bu. Lüks markalı şeylerden ziyade kendimiz için değerli noktaları, üstünü çizmemiz, aktifleştirmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Ya. Önce kendini tanıt istersen, ben biliyorum ama 30 yıldır neler yapar evet. Asuman Hanım? Pek çok evet, insan da bilir aslında da. Rüyanın arkadaşı Asuman. Evet, Doktor Asuman Kaplan Algın. Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorum ama artık dünya küçüldü. Her yerdeyiz. Her yerde bulunuyoruz. Evet. 90'lı yıllardan beri geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin içindeyim. İşte akupunkturla başlayan serüvenim, mezoterapi, ozon, fitoterapi, siridoterapi, birçok alanda proloterapi, nöral terapi zaten 2000'li yılların başında başladı. Doğal olandan yana, sağlıklı olandan yana, eğitimden yana, hep her zaman söylüyorum. Hem senin güzelliğini paylaşıyorsun, harikasın. Yani hem eğitim almaya devam ediyorum yıllardır. 2004'ten beri de işte akupunktur, fitoterapi ve kupa hacamat alanında eğitmenlik de yapıyorum üniversitelerde, bakanlık sertifikalı kurslarda. Bunun yanında işte sade yaşamaya çalışıyorum, doğal yaşamaya çalışıyorum ama bu biraz yaşam tarzı olması gerekiyor herhalde. O kadar çok toksik bir yaşamın içindeyiz ki sadeleşmeye, o anam babam yöntemine, eskilerden kalanları elimizde tutmaya ihtiyacımız var. Yıllar öncesinde bir doktor arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. İşte GAPS deyince Doktor Natasha Campbell McBride ve ben bir kongrede bir sunum yapıyorum. Ve sunumda işte doğal beslenmekten, özü bu zaten. Yani hepimizin söylemeye çalıştığı şey bu zaten. Sunumumdan sonra bir akademisyen arkadaşım geldi. Ya Asuman'cığım dedi, işte Natasha falan filan, ya bu anam babam beslenmesi değil midir? Niye bunları yüceltiyoruz? Bir doktor arkadaşım da şöyle demişti. Ya Hasan deyince bir kıymeti yoktur. İlla Hans'ın demesi gerekir. Ama biraz da işte Hasan, bizler bunun sahibi olamamışız. Hiçbir şeyin sahibi olamadığımız gibi. İşte kültürümüzün sahibi değiliz. Doğamızın sahibi değiliz. Böyle olunca Hasan hiçbir zaman bunun sistematiğini ortaya koymamış, bilimsel normlarda ifade etmemiş, kabul görür söylemlerde bulunmamış. Ama Hans ne yapmış? Daha küçük bulunan bir olguyu bile değerli hale getirebilecek yöntemleri ve bilimsel yöntemleri
işin içerisine katmış. O yüzden benim derdim yok. Bilgi neredeyse ben oraya gitmeye hazırım. İşte birçok eğitimler alıyoruz. Amerika'dan da alıyoruz, işte Uzak Doğu'dan da alıyoruz ya da biz de burada harmanlıyoruz. Bilgiye ulaşmak, daha iyiye ulaşmak. Bizler bu bilgiye ulaştıkça hastalarımız ya da hekim arkadaşlarımız, diyetisyen arkadaşlarımız, yani çevremizde ışık tutan insanların sayısını arttırmak zannediyorum misyonumuz. Bu nedenle paylaşmak istiyoruz. Aynı filonun elemanlarıyız. Daha çok ben bileyimin derdinde değil, hepimiz bilelim çünkü biz bir alanı temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz alan ne kadar güçlü, iyi temsil edilirse aslında biz güçleniyoruz ve bilgi güçlenecek. Bu nedenle de böyle giden hayatımın serüveninde bilgi, birikimler, paylaşımlar, doğal hayatı yaşamaya özlem ve bunları hayatın içerisine dahil etmek gibi düsturu olan bir hekimim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Şifa yolculuğunda hep birlikte aynı gemideyiz. Gördük bunu koronayla. Biz o zaman önce GAPS nedir? Neden Natasha Hanım bu kitabı yazmış, bu araştırmaları yapmış bilimsel çalışmalarla? Neyi koymuş ortaya? Bize bir onu tarif et istersen. Doktor Natasha damdan düşen. Damdan düşen çünkü kendi ihtiyacı nedeniyle bir takım şeylerin farkına varan bir hekim. Nöroloji uzmanı ve beslenme tıbbı uzmanı ve İngiltere'de yaşayan Rus asıllı bir doktor aslında. Ve 90'lı yıllarda 3 yaşındaki oğluna otizm tanısı konduktan sonra İşte bu işlere kafa yorup beslenme tıbbı uzmanlığı, nöroloji uzmanlığı ve yıllardır nörolog olarak birikimlerinin içinde işte beyinle ilgili problemlerde o bağlantı, sindirim bağlantısı, o hastaların kronik konstipasyon ya da sindirim problemlerinin olması, sindirim şikayetlerinin olmasını, bunların eşlik etmesini gözleyen bir hekim olduğu için biraz daha detaylı incelemeyle bu işin bağırsaklardan başladığını, İşte 2500 yıl önce Hipokrat'ın beden hasta ise bağırsaklar hastadır, bağırsaklar sağlıklı ise beden sağlıklıdır söylemi. Bunun ötesinde ya biz kendi topraklarımıza baktığımızda kendi topraklarımızda işte sahip olamadıklarımız var ya, İbn Sina, Galen, bunların bağırsaklarla ilgili söylemleri var. İşte ta ki bu işte 1990'lı yıllarda Michael Gerson ikinci beyin ithafında bulunana kadar aslında biraz unutulmuş organ. Bu zamana denk geliyor aslında. Yani Doktor Natasha da bunları hem tekrar araştırıp hem kendi gözlemlerinden yola çıkarak kendi çocuğunu tedavi ediyor. Tedavi ettikten sonra ki şu anda oğlu yani finans direktörü, yani büyük işinin başında olan, iş güç sahibi olan bir birey olarak karşımızda. Ne kadar şanslı ki küçük yaşta ele alınmış, küçük yaşta önlemler alınmış. Yani burada otizm örneğinden çıktığımızda çocukların bu kadar vakti yok. Çocuklar işte bu toksik yaşamın içinde o vücutlarının toksini temizleyemediği küçücük bedenleri eğer biz çok erken safhada ele alır, akranları uçup giderken, onlar ilerlerken, onlar durup hatta gerilediği dönemi ne kadar çabuk halledebilirsek ki, bunu işte ilk 6 yaşından önce, ilk 5 yaşından önce, ilk 4 yaşından önce gibi böyle kısalıyor süreçler. Gözü açmak gerekiyor. Anne babaların daha bilinçli olması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor Rüyacığım. Bir otistik çocuğun saçında civa tespit edilemiyor. Ama sağlıklı çocukların saçlarında civa tespit edilebiliyor. Bu ne demek? Toksik yaşamın içindeyiz, hepimiz içindeyiz. Bu çocuklar da bunun içinde ama detoksifikasyon kapasitesi sağlam olan, vücudunun toksinlerini uzaklaştıran sağlıklı çocuk atıyor. Bağırsaklarından atıyor, cildinden atıyor, saçından atıyor. Ama işte işler yolunda gitmiyorsa o çocuklar hasta zaten. Onlar o toksinlerini uzaklaştıramadıkları için atılamayan civa içeride. Toksin nerede yaşar? Toksin özellikle bulunduğu, yani nerede
bulunur demek istiyorum. Nerede bulunur? Yağlı dokuya afinitesi vardır ve yağ dokusunda daha çok bulunur. Yağ dokusu dediğimizde sinir sistemimiz, yani o sinirimizin kalıbındaki miyelin tabakasının %70, %80'i, beyin, yani bunlar hep yağlı hücre dokular. Hücre zarı. Hücre zarı çift katlı yağ tabakasından oluşuyor. Yani bedende işler yolunda gitmiyorsa hasta oluyor. Küçücük bedenlerde de bu iş yolunda gitmiyor. Bu yolunda gitmediği zaman hastalıklar oluyor. Doktor Nataşa'nın çocuğu da kendi otizm tanısı konduktan sonra bu işe gönül veriyor, kendini veriyor. Ve bundan sonra kendi çocuğunu tedavi edip bir kitap yazıyor. Bağırsak ve psikoloji sendromu. Çünkü GAPS zaten İngilizce kelimelerden oluşuyor. O ilk başlıklarından bağırsak ve psikoloji ve fizyoloji sendromu. P hem psikoloji hem fizyolojinin baş harflerinden oluşuyor. O nedenle o GAPS her ikisini de ifade ediyor. Ve bu kitap onlarca dile çevriliyor. İşte 20-30 ülkede yayınlanıyor. Ve halk, yani daha böyle... Ben şöyle tarif ediyorum. GAPS daha böyle alaylı geliyor. Yani halktan yol almış. Doktor Nataşa'nın böyle bilimsel çalışmaları yapayım, işte laboratuvar işi yapayım, bunlar değil de daha ne kadar çok insana ulaşabilirsem, ne kadar çok kişi bundan faydalanabilirse, ne kadar çok tedavi olan insan diğer kişilere ışık tutabilirseden yola çıktığı için aslında küçük bir tabii Türkiye'deki kimliği GAPS'in Doktor Nataşa'nın ismiyle davet edildiği uluslararası kongrelerden yola çıkarak dünyada GAPS'in saygın bir isminin olması bu kadar klinik verinin olmasından kaynaklanıyor. Yoksa böyle bilim camiasında nedir? Kaç yayın var? Literatürde ne görünüyor? Acaba neler var burada? Ben işte bilimsel demek için bir şeye bazı yayınlar görmem gerekirin aslında biraz yani gerekir, evet gerekir, biz bunu üstlendik, biz nasıl üstlendik? Türkiye'de GAPS eğitimi alan kişilerin sınırlanmasını sağlayarak yapmak istedik. Yani Türkiye'de GAPS eğitimi alan kişiler, hekimler ve diyetisyenler bir hekimle birlikte çalışmak durumuyla, böyle olunca Türkiye'deki kimliği akademisyenlerden oluşan bir GAPS ailemiz var. Akademisyenler, uzmanlar, aile hekimleri, yani böyle bütün Türkiye'ye yayılmış 600 civarında GAPS eğitimi almış, GAPS Practitioner eğitimi almış arkadaşımız var. İşte burada akademisyenlerimiz çalışma yapıyor. Yani kendi tezlerini GAPS'i kullanarak yapıyorlar ya da bulundukları üniversitenin imkanlarıyla yayınlarla GAPS'in adını var ediyorlar. İhtiyacı var mı? Evet. Ortak dilden konuşmayla ilgili var. Ama bu doğal tedavilerde ya hastaya bir bütün bakmak gerekiyor ya. Bütün baktığımız noktada yani her bir şeyiyle ilgileniyoruz. Yani GAPS dediğimizde GAPS belki gene soracaksın. GAPS nedir? GAPS sadece beslenme midir? GAPS sadece beslenme değildir. Beslenmedir bir ayağı. Eksik vitamin minerallerini yerine koymaktır öbür ayağı. Kirlenen dünyada olmak zorunda. Çünkü aldığımız besinlerle hepsini alamadığımız için. Yaşam tarzı değişikliğidir. Nefestir, sudur, elektromanyetik kirlilikten korunmadır, güneşlenmedir, detoksifikasyondur, küfsüz bir eve sahip olmaktır, aydınlık, havalandırılmış bir eve sahip olmaktır. Yani bunların hepsini içerdiği için bilimsel çalışmalarda tek parametre çalışmak durumundasınız. Hepsini ayıracaksın bir tek parametre, ama işte akıp giden hayatlarda biraz buna... yani klinikte bizler ne yapıyoruz? Her şeyi yapıyoruz. Hastanın uykusundan, yaşantısından, eksiğinden, yani bunların duygu durumundan, bunların hepsini ele almak durumundayız. İşte hekimlik sanatı böyle bir şey. Bilimsel konuşurken biraz daha elimiz kolumuz bağlanıyor. Sen her şeyi vazgeç, bir tek parametreye bak. İşte ben diyorum, elini kolunu her şeyini tut bağla, şu elmayı kopar bakalım daldan. O biraz zor oluyor ama klinikte ve sahada biz elimiz, kolumuz, ayağımız, konu, komşu, dost, akraba her bir şekilde
imece usulüyle bu işi yapıyoruz, ürün topluyoruz gibi düşünüyorum tedaviye ulaşırken. GEPS işte böyle şeyden gelen, tabandan gelen, çünkü önce yaygın bir şekilde insanların bunu uygulamasıyla yaygınlaşan, Doktor Natasha'nın verdiği eğitimlerle, biz işte 2014'te Türkiye'ye geldi. O yıllarda bütün dünyada 1000'in üstünde GAPS Practitioner vardı. Şimdi binlerce. Bütün ülkelerde işte kendi ortak çalışma grupları falan var. Ama bu noktada Türkiye'deki en böyle ne diyeyim, tıbbın içinde olup hasta doktor ilişkisiyle daha harmanlanmış bir kombinasyon Türkiye'de var ki 8 bilgi paylaşım toplantısının üzerine biz 3-5 Aralık'ta kongre yapıyoruz. Ve bu kongremizde bütün sağlık camiasıyla buluşacağımız bir sağlık buluşması, bütüncül bakış buluşması, işte sen büyük katkıda bulunacaksın, nefes anlatacaksın, aromaterapi anlatılacak, fitoterapi anlatılacak, yaşam tarzı, toksinlerden nasıl uzaklaşırız, nasıl kendimizi koruruz, çocuklarımızın sağlığı, ergenlerin sağlığı, nöroloji uzmanlarımız, kadın doğumcularımız, yani bütün tıbbı ele aldığımız, kucakladığımız aslında GAPS'in bakışı, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bakışı, bütüncül bakışın bakışı budur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani GAPS'le beslenme otomatikman pek çok şeyi, bizim o hayat çorbası, benim hani hep benzetmemdeki işte o komponentlerin hepsini birden zaten bu eğitimi aldığında kazanacak. Ama biz bu akşam ki konuşmada derin anlaşılmadan evvel bir kere bir benim de merak ettiğim kitabı nereden alabilirler? İnternet üzerinde GAPS Türkiye isimli bir internet sitesi var. Kurumsal bir internet sitesi. Oradan alabilirler. Adelin Yayıncılık ama zaten GAPS Türkiye isimli bir siteden alınabilir. Evet, kitabını okuyup ondan sonra merak edenler praktisyonerlik için, eğitim için yine aynı adresten başvuruda bulunabiliyorlar. Aynen. Peki, şimdi ben geldim, işte çocuğumda ya da kendimde bir sorun var. Biz kabaca bizi, tabii ki çok daha derindir ama neler yaparak GAPS protokolüyle detoks sağlar insanlar, hani ipucu olarak nasıl aktarabilirsin? Şöyle söyleyebilirim. Mesela hastalıkları ne diye sınıflandırabiliriz? Mesela bizim antioksidan kapasitemizle çok ilişkilidir hastalıklar. Çünkü biz nasıl yaşlanıyoruz? Dışarıdan etkilerle, hücrelerimizin zarar görmesiyle ve aslında biraz paslanarak yaşlanıyoruz. Hücrelerimiz de böyle. Buyur. Belirtmedin. Aynı zamanda biyokimya yüksek lisansı doktora yaptım, PhD. Asuman Hanım'ın, o yüzden biyokimya her şeydir diyorum. Hemen parantezi kapatıp devam ediyorsun. Evet. Şimdi beden okside oldukça, paslandıkça, hücreler paslandıkça bizim öncelikle bunu bir durdurmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi nedir? Hücrelerin zarar görmesi bir enflamasyondur. Enflamasyon işte kronik enflamasyon olduğunda böyle uzun soluklu, böyle içten içe, böyle elmanın içinden kemiren bir kurtçuk gibi bütün bedeni sarıp sarmalayan bir enflamasyon ateşi vardır. Enflamasyon ateşiyle hücreler zarar görür, parçalanır. Onu da bir kenara koyduk. Vücudun bir savunma kapasitesi var. Elbette ki var. Çünkü biz o kadar toksik bir yaşamdayız ama hala sağlıklı görünüyoruz, ayaktayız ve yaşıyoruz. Çünkü vücudun harika bir detoksifikasyon kapasitesi de var. Vücut sapasağlam bunlarla mücadele ediyor. Bunu da kenara koyduk. Şimdi buradaki hastalıkların sürecinde kapıdan gelen kişi, ister Alzheimer olsun, ister MS olsun, ister diyabet olsun,
ister depresyonu olsun, ister çocuk olsun, hiperaktivitesi olsun, ister alerjisi olsun, ister yani ürolojiyle ilgili problemi olsun, sık idrar yolu enfeksiyonu olsun. Aslında hastalıkların süreci böyle otoyollardan geliyor, geliyor, geliyor. O yolda o hep söylerim psikoneuroimmünolojinin bir tabiri vardır. Hastalık teşhisi ya da kişinin yüz yüze geldiği o hastalık ismi o foto finişteki çekilen son karedir. Sen o son karedeki hangi pozu veriyorsan diyabet, Parkinson, Alzheimer, hiperaktivite, dikkat eksikliği, alerji, sürekli enfeksiyon, bağışıklık düşük, depresyon. Yani bunlar aslında bizim hekim olarak o yolları bilip, o yolların süreçlerini bilip, o yollarda neler bu kişinin başına gelmiş, nereleri kökünden ve yolun başından tamir etmeye çalışabilirizden geçiyor. Yani muayenehaneye ya da işte klinikte gördüğümüz hastalarda nasıl yardımcı olabilirim size dediğim noktada aslında benim genel bir yol haritam ya da işte bizim GAPS practitionerların, ama bu arada ben GAPS practitionerlar diyorum, GAPS danışmanları diyorum, ama yani bizim o bilgi paylaşım toplantılarımızda hep ben diyorum ki kod adı GAPS. Çünkü bizim hepimizin, her birimiz fonksiyonel tıpçıyız, getatçıyız, ozoncuyuz, belki akupunkturistiz, belki fitoterapistiz, aromaterapi yapanız, yani biyorezonans yapanız. Aslında biraz bu doğal tedavilerle ilgilenen kişilerin burada bir bilgi ağını hepsini almaya çalışan grup olmasından da kaynaklanıyor. Yani burada kadın doğumcumuzda, dedim nöroloğumuzda, çocuk uzmanımızda olduğu gibi bu doğal tedavilerin peşinde koşup bunların eğitimlerini hakkıyla almış birçok arkadaşımızla birlikteyiz. Bu nedenle bizim işte burada kod adı GAPS dediğimiz nokta aslında hastaya bütün bakan yöntemi ortaya koyuyor. Benim için de GAPS işte burada, yani benim o yıllardır aldığım eğitimlerde Doktor Natasha'nın sistematiğini oturtması çok hoşuma gitmişti. Yani böyle hastaya klinik verilerle geldiği için bize hastayı nasıl görürsün, ne yaparsın, yolun nedir'i gösterendi. Bu noktada da işte ne olursa olsun yolumuzu temizlerken bedenin öncelikle toksin yükünü kesmek gerekiyor. Toksin yükünü keseceğim derken ne yapıyoruz? Ciltten gelen toksin yükünü kesiyoruz. Doğal malzemeler kullanıyoruz. İşte saçımıza kullandığımız, yüzümüze kullandığımızdan, evin içinde yüzümüzü yıkadığımızdan tutarak ne yapıyoruz? Evlerimizi toksinden arındırmaya çalışıyoruz. Demin söylediğim gibi küflü ev hastalıklarla ilgili büyük problem. İşte güneş girmeyen eve doktor girer boşuna söylenmemiş. O evler bizi hasta ediyor. Bizim işte kişinin o yaşantısındaki o evdeki toksik yaşamı azaltmak önemli. Onun yanında işte ne vardır? Nefes alıyoruz. Oksijen lazım. Besleniyoruz. Besin lazım. Evet, GAPS sanki diyet gibi görünüyor. Toksin yükünü keserken elbette ki besinlerle gelen toksini kesmek gerekiyor. Öncelikle her söylediğimiz besini şöyle tırnak içinde doğal ve sağlıklıya elimizden geldiği kadar ulaşmak koşuluyla diyoruz. Çünkü biz toksinleri, o işte yağ afinitesi olan toksinleri, kimisi hormon benzeri etki yapıyor, kimisi gidiyor işte cildimize yapışıyor, kırıştırıyor. Kimisi beynimizde yerleşiyor, Alzheimer, Parkinson, depresyon yapıyor. Kimisi de işte tiroidimizde oluyor, başka yerimizde oluyor. Buradaki toksin yükünü kesmek hepsini kapsıyor. Beslenmede de aslında beslenmeyi sadeleştirmekten yola çıkıyor. Önce bir Evet. kes bakalım. Yani o toksin girişini kesmek en önemli faktör. Çünkü orayı beden ne yapıyor? Beden alıyor, bütün toksinleri alıyor. Ama karaciğerimiz, böbreklerimiz, akciğerlerimiz, cildimiz her yer haldır haldır çalışıyor. Bu toksinleri nötralize etmeye ve atmaya çalışıyor. İşte faz 1, faz 2 reaksiyonlarımız var. Karaciğerde, bağırsaklarda da var, hücrelerde var zaten. İyi çalışan sistem nasıl? Böyle vücut diyor ki sen bütünüyle iyi çalışmalısın.
Ya faz birin iyi çalışır. Faz birin iyi çalışır da faz birin iyi çalışır, faz ikin iyi çalışmazsa faz birde başladın işe, koyuldun önce bir toksinleri şöyle bir açtın, saçtın ortalığa. Sonra faz ikin çalışmadı. Allah ortalık daha kirlendi. Çünkü o ara moleküller belki ön molekülden daha toksik. O nedenle bütün bakmak önemli. O nedenle toksin girişini keserken de yaşam tarzını değiştirirken de bizim o bir saatlik uzun görüşmemizde artık bir saat eskiden 2,5 saat falan sürerdi biliyor musun? Yani detay detay sorguladığımız nereden sorguluyoruz? O toksik yaşam, o toksik yük nereden gelmiş? Anneden mi gelmiş? Annenin hamileliğinden mi gelmiş? Hatta bu toksik yük sadece o gözle görülemeyen mikro maddeler değil, ağır metaller değil, katkı maddeleri, E'ler falan değil, hava kirliliği, su kirliliği değil, ayrıca emosyonel toksinler de. Yani ruhsal toksinler de bizi hasta ediyor. Bunlar iyi çalışmazsa, kortizol yükü çok aşırı olursa, o zaman işte sistem geri kendini temizleyemiyor. Bir sürü problemlere neden oluyor. Burada İşte bizim o toksin girişini kesme dediğimiz nokta buradan başlıyor. GAPS'in anlamı şu: toksin girişini kesmek, iyi bir mikrobiyotayı oluşturmak için iyi bir beslenme modeli sağlamak, beslenmeyle ve eklediğimiz vitaminler, fitoterapik ürünler, aromatik yağlar ya da işte doğal yağlar, rafine olmayan ürünlerle bozulmuş olan o enflamasyona uğramış olan hücreleri ya da hücrelerin arasının açılmış olduğu, sıkı bağlantıların bozulmuş olduğu yerleri, orayı tamir etmek ve vücudun kendisini tekrar eski haline getirmek ya da sağlıklı haline getirmek için vücuda izin vermek. Çünkü vücut kendi iyileşiyor. Neden iyileşiyor? Çünkü bu sistemde eğer toksin yükü çoksa, mikrobiyota bozulduysa, askerlerimiz çok kötü durumda demektir. Patojenler artmış demektir. Eş zamanlı olarak sağlıksal IGA dediğimiz oradaki mucin tabakası, bağışıklığımızın %85'i orası hasar görmüş demektir. Altındaki hücreler hasar görmüş demektir. Enflamasyon dediğimiz parçalar olmuş, yani bütünlük bozulmuş ve aradaki touch junction'lar bozulmuş ki bunları biz biyokimyasal anlamda da zonulin bakıyoruz. Bağırsak arasındaki o hücreler arasındaki bağlantılar açılmış diyoruz. Calprotectin bakıyoruz. Diyoruz hücrenin içinde bulunması gereken molekül hücre parçalanmış, dışkının içine geçmiş, kanın içine geçmiş. Burada enflamasyon var diyoruz. Aslında bunları bilimsel anlamda da biyokimyasal anlamda da görebiliyoruz. İşte burada orayı, astarı sağlamlaştırmak ve alttaki, içteki detoksifikasyon organlarımızın artık iyi çalışmasını sağlamak. Çünkü yılların birikimi ya da küçücük yaşta o birikimler, orada karaciğer harika iş görür. Akciğerler mükemmel iş görür. İşte lenf dolaşımımız vardır, böbrekler vardır, cildimiz vardır. Ama toksin yükü fazla olunca halının altına süpürür bunlar. O halının altındakileri aslında en son temizliyoruz. Yani GAPS'te ya da hastayla tedavide buluşurken biz aman Allah'ım detoksifikasyon ama biraz daha ileri gideceğiz, hemen şelasyon yapacağız demiyoruz. Yani o dokuların içindekiler biraz durabilir. Onlar çünkü önce bir o savaş alanına geçen bedenin önce bir kendini bir derleyip toparlaması gerekiyor. Önce toksin girişini kesiyoruz her türlü. Sonra Bir bağırsak astarını tamir ediyoruz. Tamir ettikten toksin. sonra Peki. organlara izin veriyoruz iyi çalışması için, kendilerini toparlamaları için. Daha sonra belki şelasyona ihtiyaç bile olmayacak çünkü yavaş yavaş vücut kendisini arındıracak. Bazen de işte fitoterapik ajanlarla ya da yapacağımız bazı takviyelerle daha ileriki aşamalarda daha o aşamalara geliyoruz. Mesela bir cildin üzerinde lezyonların olması, işte sivilcelerin çıkması, egzama olması, bu ne demek oluyor bizim için? Diyor ki bu beden bize
karaciğerim yetemedi, diğer organlarım yetemedi, en sondaki organ cilt artık detoks vazifesini üstleniyor, artık öbürleri çok yorulduğu için. Şu bedenin yükünü azaltmak aslında, bütün bakmak, sade beslenmek, ağırlıklı olarak beslenmeye odaklı besinimiz, ilacımız, ilacımız besin demek. Çünkü antioksidan kapasitemiz dedik, GEPS beslenmesinin içinde kişiye özgü olmakla birlikte genelden bahsediyorum şimdi. Antioksidan besinler var. İşte o antioksidan besinler ne yapıyor? O serbest radikaller vücuda hasar görüyor da paslandırıyor ya, hem hücrenin duvarını parçalıyor, cildimizin duvarını parçalıyor, hızını alamayıp gidiyor, bir de hücre içine, hücre çekirdeğine de zarar veriyor. Burada işte antioksidan beslenme demek, diyor ki benim bu şeyde sunumlarda falan çok güzel bir görsel vardır. Böyle serbest radikal hasarı yapan oksidan maddeler ortalıkta dolaşırlar. Antioksidan besin ya da antioksidan molekül gelir. Der ki gözlüklerle siyah, al buradan kullan. Zarar verme hücreye. Al benden kullan. Ben kendime feda ediyorum ki hücreleri koruyayım, bedeni koruyayım. Bunların hepsini düşünen bir sistem GEPS aslında. Ve de burada beslenirken doğal besinler, çünkü toksin yükü olmaması gerekir. E'lerle dolu olmaması gerekir. Rafine olmaması gerekir. Bunun ötesinde de toksik maddeler içeren besinler var. Bunlar buğday grubu maalesef. Bunlar rafine işlenmiş, paketlenmiş ürünler maalesef. Bunlar mikrobiyota bozulduysa, mikrobiyota bozulduğunda, patojenler hakim olduğunda bazı bizim için çok yararlı olan bazı kuru baklagiller var mesela. Hı hı. Ve de bazen işte nişasta içeriği olan besinler var. Biraz onları da vermiyoruz. Çünkü verdiğimiz nişasta patojenlerin besin kaynağı, besinin liki oluyor. Ya da verdiğimiz kuru baklagil içeriği lektin nedeniyle, o bizim tight junction'lar vardı ya, evet, orayı daha da, yani enzimatik olarak orayı kesiyor. Yani gluten sadece gluten değil. Bu şey gibi, hani Selpak'ın adı çıkmış da onlarca kağıt havlu vardır ya, ama adı Selpak'tır. Yani gluten değil, glutene benzer 200 civarında molekül var ve bunlar bizim şu eski versiyon bedenimizin tanımadığı ürünler, buğdaygiller. Yani vücut bunları da öğrenecek ya da vücut toksinleri de uzaklaştırmayı öğrenecek, çünkü bu beden öğreniyor. Ama 400 milyon yıl gerekiyor. Bizim de o kadar zamanımız yok. O yüzden yöresel, taze, doğal, doğala yakın, mümkün olan yakın çevremizde bulabileceğimiz. Peki, mesela şu zor geçen günlerimiz tekrar inşallah yeni bir atak olmasın ama bugünlerde bize detoks, antioksidan kapasitemizi arttıracak formüllerin benim bildiğim kadarıyla var sende birazcık. Şöyle, o günlerin başında şöyle bir derleyip toparladığım kopyala yapıştırım vardı. Aslında bunu sayfamızda da kopyala yapıştır aslında bir paylaşalım. Ben, yani o zamanlardan hazırladığım bir böyle her sorana hastalarıma, arkadaşlarıma, gruplara falan böyle gönderdiğim bir şey vardı. Burada işte GEPS'in ana fikri detoksifikasyon için bir kere güneşlenmeydi. Güneşlenmeyi unutmamak gerekiyor. 10'la 14, 10'la 15 saatleri arasında öğle güneşinde en azından 15-30 dakika gibi bir güneş banyosu yapmak gerekiyor. Vücudun detoks kapasitesi için uygun. Bu arada kişilerin antioksidan kapasitelerinin nasıl olduğunu kendileri değerlendirebilirler. Nasıl değerlendirebilirler? Mesela uyku en iyi antioksidan kapasitenin göstergesidir. Uyku en değerli göstergedir, ama bu güvenilir bir kaynak mıdır? Güvenilir bir kaynak bazen olmayabilir. Neden olmayabilir? Çünkü uyku laboratuvarları vardır. Uyku laboratuvarlarında kişi yatar sabaha kadar, işte bakılır, ölçülür uykusu nasıl falan diye. Bazen bizim nörolog arkadaşlarımız der ki, sabah gideriz hastamıza, nasıldı, iyi uyudunuz mu? İyiydi, fena değildi derler. Ama bir bakarlar 50-60 bazen 100 uyku apnesi var. Yani kişi
iyi uyuyup uyumadığını çok değerlendiremeyebilir. Bari uykum harika, hiç problem yok diyenler sıkı durun. Arkadan gelen soru önemli. Sabah uyandığınızda zinde mi kalkarsınız, yorgun mu kalkarsınız? Budur aslında antioksidan kapasitenin de göstergesi. Çünkü burada ben işte hasta görüşmelerinde bunları çok detaylı soruyoruz. Sorduğumdaki soruları hep şey üzerinden yapıyorum. 10 üzerinden kaçtır? 0 harika, enerjik, dinlenmiş vaziyette kalktım. Uykum bana yetti. 10 acayip yorgunum, yataktan kalkacak halim yok. Genelde işte uykunun nasıl olduğunu anlamayabiliyor kişiler. Ama sabah dinlenmiş kalkıp kalkmamak bu noktada önemlidir. Eğer dinlenmiş kalkmıyorsanız bir sorun vardır. İyi nefes gerekir, iyi su gerekir, iyi bir ortam gerekir. Çünkü uyku önemlidir. Zifiri karanlıkta olmalıdır. Parjur perde kapalı olmalıdır. Ve kişinin rahat, huzurlu bir yerde uyuması gerekir. O melatonin salgısının olduğu 11-06 saatlerini İyi değerlendirmek gerekir. Melatonin çok önemli bir antioksidan maddedir. Hatta takviye olarak kullanılması da son derece güvenli olarak kullanılabilir. Ve işte bu iyi uyku için, vücudun bunu iyi sentezlemesi için gerekli koşulları sağlamak gerekir. Gece lambası kullanmamak gerekir. İşte çocuğum yatamıyor, uyuyamıyor falan filan. Yani uykuya geçsin, kapatıverin şeklinde yapmamız gerekiyor. Çünkü bu beden aslında rahat bıraksak iyi çalışacak. Aynen. Bir söz var, bilir misin? Doktor diyor, beden kendi kendini iyileştirirken kişiyi oyalayan kişidir. Çok güzelmiş. Kesinlikle. Çünkü gerçekten beden kendi kendini iyileştiriyor. Biz bedeni bir rahat bıraksak, bir rahat uyumasını sağlasak, bir yeteri kadar sağlıklı suyunu versek, bir sağlıklı besinini versek, o ritminin iyi çalışmasını sağlasak, yani o biyoritminin iyi çalışmasını sağladığımız bir ortam yaratsak, bu bedenin ne deniyor? 150 yıllık bir ömrü var. Ne yaptık? İyi uyumadık, düş oradan 10 yıl. Sigara içtik, düş oradan 20 yıl. İşte bulunduğumuz koşul stresliydi, düş oradan. Alkol, düş oradan. Yani bunların hepsi maalesef bir hayatımızda kalan neyse bize, işte ona kanaat getiriyoruz gibi düşünebiliriz. Bu noktada işte öncelikle antioksidan kapasitemizi belirleyelim. Evet. Sonra burada sabah uyandığımızda ağzımızda kuruluk var mı yok mu ona da bakalım. Bu bununla çok eşdeğer oluyor. Yani burnumuzdan nefes almalıyız. Şu burnumuzu harekete geçirecek eğitimi sağlamamız gerekiyor. Gündüz, gece, neredeyse o burun solunumu önemli. İyi solunum için bu gerekiyor. Çünkü yani Allah'ım senin karşında bunu söylemek ay. Yok canım, estağfurullah, olur mu? Canım nefes, şimdi nefes hepimizin ona sahip çıktığımız kadar iyi olacağız. Bu konuda ben biraz son nokta gelinen kişiyim. İşte akşamüstü. Yani evet, cerrah olunca öyle oluyorsun. Yani kıymetini yani mecbur olarak anlatmak zorunda kalıyor şöyle, insan. Şöyle mesela normal burnumuzdan soluk alıp vermek amacımız olmalı. Burnundan soluk alıp veren bir kişi dakikada işte 4 litre hava tüketiyorken astım, kalp hastalığı gibi ciddi kronik hastalığı olan onlar 12-15 litre tüketiyor. Yani 12-15 litre ama ağızdan nefes, ne fayda ne fayda. Yani o 4 litre olup burundan nefes olup böyle bereketli yağan bir yağmur gibi olması gerekirken 12-15 litre haldır haldır ağzı açık biz nefes alıyorsak, ağzımızı kullanıyorsak burnumuz yerine, o zaman işte fırtınalı kasırgalı bir yağmur ve bize bir fayda yok. Hatta erozyona neden oldu, daha da yıpratıcı bir etki oluştu. Bu nedenle nefesimize iyi sahip çıkacağız, uykumuza iyi sahip çıkacağız. Sabah dinlenmiş hale gelmek için elimizden geleni yapacağız. İyi su içeceğiz. Su içmek önemli çünkü vücudun toksinlerden uzaklaştırılma yolu idrarımızladır, dışkımızdadır, nefesimizdedir. Burası bizim su alışverişini yaptığımız yerdir üstelik de. Burada iyi su içmek şöyle, benim de klasik böyle o hasta görüşmelerinde su içmek önemli. Evet, önemli. Herkes çok iyi içiyor suyu. Ne kadar içiyorsunuz? Ben çok içerim. Ne kadar içiyorsunuz? 1,5 litre içiyorum.
37,5 kiloysanız gayet yeterli bir su tüketiminiz var. Gerisi matematik dediğimde anlaşılıyor ki her 20-25 kilograma sağlıklı bir sıvıyı almamız gerekiyor. Burada tutup 150 kişiye de işte 6 litre at, yani biraz işte kimseyi de ürkütmeden gitmek lazım ya. Ya 2,5-3 litresi sudan dedin miydi kimsenin itirazı olmayacak bir şey. Ama su yerine sağlıklı sıvılar dediğimiz sıvılar nedir? Sağlıklı çorbalar, ayran, kefir, sebze suları, bitki çayları, Çayları. bunlar su yerine geçer. Ama işte çay kahve dediğimizde mesela işte ben çok su içiyorum. 3,5 litre su içiyorum. Ben kupa tedavisi de yapıyorum ya. Akupunkturda kupayı da öğreneceksin canım. İşte kupa takıyorum. Kupa taktığımda böyle pat 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 kupa düşüyor. Sürekli düşüyor. Sürekli düşüyor. Gidip tekrar yapıyoruz. Tekrar düşüyor. Tekrar yapıyoruz. Tekrar düşüyor. Yani bu bana diyor ki bu hasta su içmiyor. Hatta bugün bir hastamla ya ben Eksine 3,5 litre içiyorum, 3,5 litre içiyorum. Bir hesapladık. Şimdi 3 kahve içince bir kahve 2 suyu tüketiyor. Sil 2 suyu. Bir çay 1,5 suyu tüketiyor. Oradan hesabı düştük. Bugünkü hastam 3,5 litre değil, 1,5 litre içiyormuş. Ama yetmiyor işte. mesela bir şey söyleyeyim ben şimdi benim böyle mutlaka bir pipetli şişelerim vardır. Araba kullanırken, gezinirken, dolaşırken. Geçen gün Konyaaltı'nda yürüyüş yaptım. Benzin aldım benzinlikten. Şişemdeki su bitmişti. Hemen dedim doldurayım ki eve kadar içmiş olurum. Bu son bulduğum şişeler 750 mililitrelik. İyi ki koymuşum. Sonra bir yerlere uğradım. O su bitti. O uğradığım yerde lavaboya girdim. Tekrar doldurdum. Aa, pat 1,5 litre daha içtim. Ama ben Somali'de aynı hastanenin içinde bir gün odada şişeyi unutmuşum. Ay bu hastaya bakayım, bu hastaya bakayım. Fincanda suyum olmasına rağmen aa bir baktım öğlene kadar normalde 1 litreye yakın içiyor olmama rağmen aynı hastanenin içinde hani ölçeğim olmayınca içmemişim. Ama bir düşünüyorum içtim gibi geliyor. Çünkü bardağa koydum ya ama içmemişim. Takip gerekiyor. Takip Takip gerek. gerekiyor. O bile Evet. başlı başına bir disiplin. Evet. Yani Adana'daki koronalı hastam bir gün ateşleri çok çıktığında ya içiyorum suyumu dedi. Bir hesapladık. Aa 1 litrede kalmış. Ateşle sana sinyal verdi hemen. Hesap gerekiyor. Çok önemli. Kesinlikle. Burada kişilerin ne yapması gerekiyor? Mesela idrardaki renkten de bunu takip edebilirler. Çok İdrarın saman rengi olması lazım, açık renkte olması lazım. Eğer koyu renkte oluyorsa o zaman bizim için kötü. Bu nedenle suyu iyi takip etmek gerekir, iyi içmek gerekir. Çünkü bizim yani vücudun toksinleri atabilmesi için su gerekiyor. İyi bir bağırsak hareketi için gerekiyor. Hatta geleneksel Çin tıbbında der ki bağırsak nehrindeki dışkının nehirdeki tekne misali suya ihtiyacı vardır hareket etmek için. Yoksa batar yerinde çakılır kalır kabızlık ortaya çıkar. O nedenle su çok önemli. Çünkü bizim sağlıkla ilgili ana kriterimiz de kronik kabızlığın olup olmamasıdır. Eğer kronik kabızlığımız varsa bu Doktor Natasha'nın bir sözü vardır. Keşke biz Alzheimer, Parkinson, nörodejeneratif hastalıkları 15-20 yıl önce kronik kabızken onlar, keşke biz onları o zaman tespit etsek de o hastalıkların ortaya çıkmasına izin vermesek. Burada tabii gönül ne istiyor? Gönül böyle az sayıda olan hastalarımız gibi gelip hayatım yolunda, sporumu yaparım, sağlıklı beslenirim, kilom yolunda ama ben danışmanlık almaya geldim. Ben neleri doğru yapıyorum, neleri yanlış yapıyorum, nelerimi düzeltmem gerekiyor. Sizin görünüzünüzden bir dinlemek istiyorum diyen hastalar, işte yani kendine böyle yatırım yapmak isteyen hastalar bu iş açısından çok önemli. Çünkü hasta olduktan sonra toksin almış başını gitmiş, her yerleri kasıp kavurmuş, enflamasyon ateşi harıl harıl yanıyor, antioksidan kapasite yerlerde, mutsuzluk, hastalık, teşhisler,
sonra düzeltmeye çalış. Burası emek istiyor. Hele de yani bu emeği ya biraz işte çok kötüysen daha iyi emek harcıyorsun. Çünkü bizim genelde işte GEPS eliminasyon diyetini ele alır. Ama eliminasyon diyetini ele alırken Doktor Natasha'nın ilk çıkışı bağırsak ve psikoloji sendromları üzerinedir. Çünkü kendi çocuğundan yola çıkarak ve nörolog olmasından dolayı ama sonra görmüştür ki beslenmeyle ve yapılanlarla organik problemlerin de düzeldiğini gördüğü noktada kişilerin şekerleri düzene giriyor, tansiyonları düzene giriyor, yani metabolik problemleri düzene giriyor, hormonal durumları düzene giriyor. Bunları gördükten sonra Bağırsak ve Fizyoloji diye ikinci kitabına yola çıkmıştır. Buradan demek istediğim şu ki kişilerin hasta olmadan bu çarkın iyi dönmesini sağlayacağı yaşam tarzı asıl önemli. Bu nedenle hasta olmayı beklemeden bu işi yapmak gerekiyor. İşte GEPS bir eliminasyon diyetidir. Biraz sert giriştir çünkü hasta kimdir? Otistik çocuktur. Yani zamanı az. Bir an evvel iyileşmesi gerekir. Diğerlerinin yetişmesi gerekir ki hastalarımızdan teşhisini kaybedip teşhisi ortadan kalkıp normal sınıfa geçip akranlarıyla eş eğitim hakkını alan çocuklarımız var yurt içinden yurt dışından. Ama bunlar ilmek ilmek emek. Çünkü çocuklar çok değerli. Anneler bazen imtina ediyorlar. Çok gözlerinde büyüyor. Ama birçok anne böyle var ya ben onlara böyle yani hem ilerlemeyi gördükçe hem yaptıkları emeği gördükçe o birlikte o çalışmanın zevki ben yani çok çok memnunum. Çok razıyım onlardan. Çok hakikaten razıyım. Çocukları için ve buna örnek oldukları için çok minnettarım onlara. Çünkü iyileşen her çocuk birçok çocuğa örnek oluyor. Bu noktada bizim işte eğer işini kaybedecek kadar kötü durumdaysa, işe gidemiyor, yetişkin çocuğu var, işe gidemiyor, hayattan kopmuş bir sürü problem. İşte klasik ya GEPS zor, zor işte zor hastalıklarla başladığı için o eliminasyonun en aşamaları, o giriş diyetinin birinci aşaması, ikinci aşaması, onlar evet biraz zor ama yani işe yarayan şeyler, tedavi eden şeyler. Hangi ilaçla tedavi edebildin de edemedin, kaldın, daha da toksin yükünün içine battın da ulaşamadın ama beslenmeyle bu yaşam tarzıyla oluyor. Yani bunun bir emeği olması gerekir. Taşın elinin altına elini koyman gerekir. Buna emek harcaman gerekir. Kendi sağlığının sorumluluğunu eline alman gerekir. Yani emek harcayacaksın. Bu işte GEPS çok zor. Tuzun kuruysa zor. Yani şikayetlerin var ama hayatını çok da alt üst etmiyorsa zor. Zor mu? Zor. Yapmak zor zaten. Her Gerçekten şey zor. kolay hiçbir şey yok ki. En kolayı nefes. Bir de Evet. hocam ne yapacağız? Satıyor musunuz? Kapıda ödeme var mı? Ya videoda anlatıyorum. Yani ben satmıyorum. Evet. Ve nefese teşekkür en başında en kolayı. Ben kimseye nefes olmadım. Oradan biliyorum. Biz o zaman öncelikle kabızlık varsa çok dikkatli olun ve mutlaka bir GAPS uzmanı Fonksiyonel tıp, bütüncül tıp, GTAT, akupunktur. Yani bu hekimlerin hepsi bunların hepsini almaya çalışan hekim grubu zaten. kabızlığınızı ciddiye alın. Su Biz size içmeyin. en evet su içmeyi zaten nefese hep söylüyorum ben ama eliminasyon diyetinde şimdi aç kalmayacağına göre insanlar ne kadar süre yapacaklar zor ama ne yiyecekler hani Bir de Rüyacığım, bu milyonlarca, binlerce para harcayacağın bir ilaç, bir alet, bir şey değil. Yeme. Yani aynen. biraz sadeleş, biraz az ye. Yani yapılan çalışmalar şunu söylüyor. %35 daha az beslenmek. Bak içeriğinden hiç bahsetmiyoruz. Aynen. Yani ne yiyorsa bir grup, öbür grup da aynı şeyi yiyor. Ama yerken %35 daha az yiyor. Daha az yiyen grup daha az diyabet, daha az kanser, daha az kronik hastalık, daha uzun yaşam, daha kaliteli yaşam.
Yani bir kere az yemek bu işin özü. İşte Peygamberimiz aç kalkmayı salık vermiş. Ve bütün kadim bilgiler, gündüz ye gece yeme, kendini nefsine hakim ol. Biz nefsimize hakim olmayı, kendi bedenimizi tanımayı öğrenmekten yola çıkıyoruz. Yani işte binlerce liralık ilaçtır, oradan sipariş, buradan sipariş. Üstelik de bunlarla da olmadığı durumlarla da mücadele etmeye çalışılıyor. O nedenle bu iş çok zor değil. Yani nefese teşekkür etmek, nefesine hakim olmak, içeceğin suyu, güneşleneceğin, odanı temiz tutmak. Yani bunların hepsi çevreni temiz tutmaya çalışmak ve doğanın içinde olmak. Yani son zamanlarda kamp yazılıyor reçete olarak. Direkt kamp. Yani bir hafta Negatif. kamp hayatı. Yani Negatif. orman banyosu, ormanda nefes almak, bunlar artık literatüre geçmiş tedavi yöntemleri. Ve bakılıyor ki parametrelere bir haftanın sonunda Tabii. ciddi bilimsel değişikliklere gösteriyor bize. Bu nedenle yani kompleks değil, biraz sade, biraz az yemek, biraz öz yemek, biraz bunun peşinde koşmak aslında yapmamız gerekenler. Bu çok önemli. Yani bağırsakların iyi çalışması, iyi nefes almak, iyi uyumak çok önemli. GAPS'in aşamaları var. Her kişiye göre farklı. Yani şöyle, GAPS Practitioner eğitimi ne statüde olursan ol. Böyle bir hani Doktor Natasha'nın o sistematiğini kurmuş dedim ya, o kurduğu o sistemi bir anlamak, dinlemek her hekim için çok böyle uygun bir şey. Yani geçenlerde bir yayında fonksiyonel tıp eğitimi alan GAPS eğitimi almalı mı? Ya da GAPS eğitim, yani evet almalı, daha iyi anlayacağı kesin. Ya da GAPS eğitimi almış olan kişiler zaten fonksiyonel tıp eğitimini de alıyorlar. Yani bu hepsi iç içe. Yani bütüncül bakmak, doğal tedaviler, bunların peşinde koşmak çok önemli. Bu noktada işte GAPS'te beslenmeyi modifiye ediyoruz. O kitabı da okuduğumuzda ya da eğitimi de aldığımızda gördüğümüz şey, kişinin SIBO'su varsa yapacağı şey belli. Kişinin belki çok tahıllı beslenmesi gerekiyor. Belki çok lifli beslenmesi gerekiyor. Belki lifi çok eksik beslenmesi gerekiyor. Belki et ağırlıklı beslenmesi gerekiyor, ama et derken yani böyle GAPS diyeti, kırmızı etin o çok tüketildiği bir beslenme modeli değil. Yani burada et kemik suları var, ama et kemik suları o protein içeriğinden öte şeyi, o kolajeni, o et kemik suyunun içerisindeki o amino asitlerin böyle Orada şey olarak, takviye evet. olarak verilmiş hali gibi. İçerisinde o kadar çok o şey var ki, gliadin var, şey var, glisin var, lizin var, prolin var, Esansiyel. kolajen var, birçok ve mineraller var. Ama bu da hep tırnak içinde nasıl? Doğa. Toksinle işimiz yok. Doğal olacak olabildiği kadar bunların peşinden koşan bir beslenme modeli. Çok doğanın içinde gerekirse, yani o liflerle ilgili problemi olmayan hasta için, genel bilgi için söylüyorum, rengarenk beslenme var, morlar var, sindirim enzimleri içeren betayın baş tacımız. Yani betayın baş tacımız dediğimizde pancarımız var, sindirim enzimleri içeren besinler var, işte ananas var, kivi var, avokado var, nar Evet. var. Bunun yanında tohumlar var, yağlı tohumlar var, soğuk sıkım yağlar var, işte bağırsak astlarını bunlarla tamir ediyoruz. Toksin girişini kes, tamir edecek besinleri, vitamin, mineralleri dengeli bir şekilde beslenmeye ver diyoruz. Burada işte giriş diyeti var. Giriş diyetinin birinci aşaması klasik detoks, sıvı beslenme gibi. Sonra bu 2 gün, 3 gün, 5 gün hastaya göre. Sonra giriş diyetinin ikinci aşaması var ki, bu giriş diyetinin ikinci aşaması genelde yatalak hasta grubu dahi olmuş olsa, bakımı çok zor olan hasta grubu olsa dahi, onlara bunları ömür boyu giriş diyetinin ikinci aşamasında kalmalısın şeklinde salık verilmesi gereken bir Öyle. aşama. Öyle. Sonrasında işte 3, 4, 5, 6. aşamalar var. Sonra tam GAPS diyeti var. Tam GAPS diyeti tam böyle toksinden uzak, doğal besin, rengarenk sebzeler, baharatlar baş tacımız. O antioksidan kapasiteleri ne kadar yüksek. Meyveler, sebze, meyveler dediğimizde, meyveler tabii biraz sıkıntılı.
Nasıl sıkıntılı? Yüksek fruktoz yükü nedeniyle. Evet. Orada da mantıklı meyve seçimleri, yani orman meyveleri gibi. Yani böyle morlar, bizim o antioksidan, o şey serbest radikallerle mücadele edecek elektron deposu olması gerekiyor ya. Bunu salık veren bir beslenme modeli. Topraklan diyor Geste. Toprağa ayağını bas diyor. Denizin şifasından uzak olma diyor. Suların şifasından uzak olma diyor. Aslında bir yaşam tarzını gösteriyor. Detoks yapan bir bedeni ortaya koyabilmek için. Ağzına sağlık Asumancığım. Şimdi soruları alalım istersen. Bayağı Memnuniyetle. keyifle. Ben de bir saniye birazcık şu Bu sorular. arada GEBS Kongresi'ne katılacak olan doktor ve diyetisyenlerimiz için bizim kongre kaydını tamamladıktan sonra onlara bir sürpriz var. GEBS Practitioner eğitiminde %30 indirim var. O süper. Evet. Akupunktur arkasından şey diye Aynen. sormuş. Online eğitim zaten. GEBS'e nasıl giriş yapabilirim diye sormuşlar. Şimdi kişiye göre nasıl oluyor? Şöyle bir kere o ön görüşme yapıyoruz ya, bir kere kitaplar var. Bir bağırsak ve psikolojik sendromu olan sarı kitap var. Doktor Natasha'nın yazdığı. Hemen ardından benim de katkıda bulunduğum, 5-6 arkadaşın katkıda bulunduğu Gonca Zeybek'in bir kitabı var. GEBS destek kitabı var. O daha pratiğe yönelik, uygulamayı daha iyi anlatan bir kitap. İhtiyaçtan doğmuş bir kitap. Bağırsak ve fizyoloji sendromu var. Yeni Mavi Kitap, çok detaylı, çok güzel bir kitap Doktor Natasha'nın. Doktor Natasha'nın Kalbine Ağzına Koy isimli bir kitabı var. İşte bu beslenme kalp hastası yapar mı? Hekim arkadaşlardan bile, yani biraz dikkat edelim tabii, yağlı beslenme kalp damar sağlığına problem yaratabilir. Ama bizim dediğimiz yağlar margarinler değil, rafine yağlar değil, O yağlarla işlenmiş bu yağlarla yağlar değil. alakası yok. Bunlar değil, bu yani tamir niteliğinde. İşte Doktor Natasha'nın nasıl bunlar kalp hastalığı yapmaz, üstelik de kalp hastaları bile nasıl böyle beslenip tedavi olabilirler açıkladığı bir Kalbine Ağzına Koy kitabı var. Bunlar var, kitap olarak okunabilir. Bunun ötesinde bunlarla başlanabilir ama bizim kendi görüşmelerimizde şöyle bir bakıyoruz. Yani o kişi neyi sindirebilecek? Çünkü sindirim her şey. Bütün kök neden burada. Kişi eğer sindirebilecekse anlattıklarımızı, daha ilk kez duyuyorsa, bir üzerine yatıp kalkmak gerekiyor. Yani bir hafta sonra, 3 hafta sonra bir daha gördüğünde o ilk görüşmede, ama nasıl yani, ama nasıl eşim yani ekmek yemeden nasıl yapacak? Siz aç mı bırakacaksınız bunu? Nasıl yani, olamaz bu, olamaz bu, ya da hasta kendisi olamaz diyebiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki o yatıp kalkmak iyidir. Eskiler iyi söylemiş. Üzerine bir yat da öyle karar ver denmiş ya. İşte bu her şeyin sindirimi gibi, söylediklerimiz, aktardığımız bilgilerin ya da okuduğumuz kitabın ya da GEBS'le ilgili kitapların bir sindirilmesi gerekiyor. Sindirildikten sonra işte böyle bazı şeyler oturuyor. Bilinçaltına da gidiyor onlar. Sonra bir daha mantıklı çözümlerle kişi bunu yapıp yapamayacağına kanaat getirebiliyor. Önce yapamam gibi düşünenlerin bakıyorsun ki yapabiliyor. Baktın çok şeyi var, direnç var. O zaman neyi kesebilirsin? Yani bu yasaklar var ya biraz. İşte rafine ürünler, paketlenmiş ürünler, süt, yani süt kesinlikle yasakların içinde. Yoğurt, kefir baş tacımız, ama zamanı gelince biz bir 2 ay yoğurt kefiri de kesiyoruz. Peyniri 2 aydan sonra başlayabiliyoruz. O da bir detoks, bir eliminasyon yapmamız gerekiyor. Yani neyi kesebilirse pazarlığa başlıyoruz. Nereden başlayalım? Yani bir yerden başlayalım. Sıfırdansa 10, 100 Vazgeçersin? idealimiz 1'le başlayalım. 1-1 başlayalım. Ama çocuksa, yani ve de zaman çok önemliyse, o zaman biraz ben biraz keskin konuşuyorum. Ya yani o bir çabuk bunu toparlamasını, çabuk sindirmesini istiyorum annelerin. Çünkü bir an evvel işe başlaması gerekiyor. Konu nedir? Konu yolunda gitmeyen bir çocuk sağlığıdır. Doktor doktor dolaşılır. Doktor der ki halasına benziyor, dayısına benziyor olabilir. Evet, bir 4 ay bekleyelim. Bir 6 ay bekleyelim. Ya gene bekleyelim. Gene tetkik yapalım. Gene araştıralım, ama
Sevgili anneler, sevgili ebeveynler, boş durmayalım. O toksin girişini keselim ki çocuğun o hastalığı dediğimiz her ne ise, bu bir sakarlık dahi olabilir. Yani yolunda gitmeyen bir şey varsa, burada bir sorun vardır, bir çeki düzen vermek lazım. Sen gene bekle, gene doktor 6 ay dediyse bekle ama bir boş durma. Sen bir temizlemeye çalış şu.